Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün 2020 model Corolla aracımızın plaka lambalarını LED ampullerle değiştireceğiz. Normal sarı olan ampullerimizi LED'lerimizle değiştireceğiz. Şu şekilde burada. Ama bizim değiştirmemiz için bagajın iç döşemesini, şu halı döşemesini sökmemiz gerekiyor. Bir önceki far ampulü değişim videosunda da göstermiştim. İki tip LED söyleyeceğim. Ona göre iç aydınlatma, plaka aydınlatması ve bagaj aydınlatmasını kararlaştıracağım demiştim. Plaka ampullerimiz tam dik geldiği için Foto'nun mercekli olan LED ampulünü kullanacağız. Dipsiz ampul T10 diye geçiyor. Diğer yerler için de bagaj için şu görmüş olduğunuz 57 tane LED'li olan büyük bir LED var. Zaten bu bazı yerlere olmuyor. O yüzden bagaj ve iç arka aydınlatmalar için bunu kullanacağım. İç ön aydınlatma için yine Foto'nun ampulünden kullanacağım. Yani bunlardan birer takım daha sipariş edeceğim. Şu şekilde göstereyim. Mercekli ışıtması falan gayet güzel. Ve bu sarı ampullerin boyutunda tam. Yani içinden çıkan orijinal ampulünün boyutunda. O yüzden bu ürünü kullanacağım arkadaşlar. Şimdi önce halı döşememizi sökmeyle işe başlayalım. Daha sonra nasıl değişimi yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim ben şu pimleri. Plastik. Bunların hepsini sökmemiz gerekiyor. Bagajın içine ulaşabilmemiz için. Bu şekilde kemik aletleri dediğimiz aletlerden kullanıyorum ben. Bunlarla sökmesi daha kolay oluyor. Bu şekilde çatallı olduğu için takıp çektiğim zaman direkt çok rahat bir şekilde geliyor plastikler. Şurası da sonuncusu arkadaşlar. Halıyı da tutalım, düşmeyesin. Bu şekilde çekip alabiliyoruz halıyı. Evet arkadaşlar, bagajımızın iç kısmı bu şekilde. Şöyle size şuradan göstereyim. Yakamızın ampulünün, aydınlatmasının ampulünün takıldığı soketler. Bunlar arkadaşlar. Bunları çok basit bir şekilde şöyle çevirerek alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Yine burayı da şöyle çevirerek alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ampulleri sökeceğiz. Normal sarı ampullerimizi ve yeni ledlerimizi takacağız arkadaşlar. Bu ledlerde artı eksi olay var. O yüzden bu şekilde taktıktan sonra mutlaka kontrolünü yapın. Ondan sonra kapatın arkadaşlar. Ben şimdi parkları açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ikisi de yanıyor. Şöyle göstereyim, ben size tersini takayım. Gördüğünüz gibi tersini taktığım zaman RTX olayından dolayı yanmıyor. Bu şekilde gayet aydınlatmaları yeterli. Evet arkadaşlar, yine yerine de oturturken şu şekilde çevirdiğimiz gibi, yani şöyle söyleyeyim. Araca arkadan baktığımız zaman, şu şekilde baktığımız zaman sol tarafı alta, sağ tarafı üste oturtup bu şekilde yerine oturtuyoruz. Aynı şekilde burayı da
yan taraf gibi oturtuyoruz arkadaşlar. Yukarıdan baktığımızda, şu şekilde baktığımızda, yani aracın önünden bakıyormuş gibi bakıp sol tarafı aşağı, sağ tarafı yukarıya oturtup çevirdiğimiz zaman yerine oturuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle de görüntüsü. Tabii şu an biraz gündüz olduğu için çok net belli olmuyor aydınlatması, ama ben akşam görüntüsünü de, fotoğraflarını ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde değişimini yapabiliriz. Şimdi son olarak bagaj alımızı tekrardan oturtalım arkadaşlar. Şöyle önce şu tutamağı oturtup, zaten direkt yerine oturuyor. Ve sırasıyla söktüğümüz pimleri alıp tekrar yerlerine sıkı bir şekilde bastırıyoruz arkadaşlar. Ben de alttan bunları da taktıktan sonra işlemimiz sonlanıyor arkadaşlar. Bu kadar basit, kolay bir değişim var. Şimdi kontrol edelim, sıkıca bastıralım. Şurası sonuncusu. Evet, evet. Sağlam bir şekilde oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde gölgede göründüğü gibi. Evet arkadaşlar, montajımız tamamlandı. Şu anda bile bayağı belli oluyor. Gölgede durduğum için akşam daha da iyi duracağını düşünüyorum. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha sonra dediğim gibi siparişlerim geldikten sonra iç aydınlatma ve bagaj aydınlatmasının ampulünü de değiştireceğiz ledlerle. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.